İyi pazarlar değerli izleyiciler. Küçük kızımız 10 yıl içinde serpildi, büyüdü. Kariyerin basamaklarını birer birer değil, beşer onar atlayarak tırmandı. Şimdi zirvelerde Bengü. Ne mutlu bana, çok teşekkür ederim. Bengü 10 yıl önce bizim programımızdaydın. Evet. 2008'de. Serdar'la birlikte çıkmıştın ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nde. Çok dün gibi hatırlıyorum Güner'i Bey. Hakikaten 10 yıl geçmiş aradan ama o günkü heyecanımı, o günkü mutluluğumu dün gibi hatırlıyorum. Şimdi kat kat daha fazlasıyla karşınızdayım 10 yıl sonra. Korkma kalbim geçer acısı, ilk defa mı aşık oldun? Var mı aşkın benle kavgası? Sanki ilk kez ağlıyorsun sen. Korkma kalbim geçmez acısı. İlk defa mı aşkı buldun sen? Var mı onun benle kavgası? Sanki her gün ağlıyorsun sen. Ah korkma ben gün. Geçer acısı. İlk defa mı aşık oldum ben? Aslar, var mı aşkın kimle kavgası? Sanki kez ağlıyorsun sen. Merdiveni birer ikişer değil, beşer onar atlayarak harika bir tırmanış yaptın. Sıçrayış yaptın diyelim. Çok ama teşekkür ederim. Her yüksekliğin demlenmesini de beraberinde taşıyarak, yani boş olarak değil, bir balon değil, içi dolu olarak tırmandın. Bu çok önemli, demlenerek. Evet, ne mutlu bana. Her defasında aslında daha da iyisini üretmeye çalışarak, bir şarkımız kitleler tarafından beğenip alkışlandığında, bir albüm çok sattığında, şimdiki tabiriyle bir şarkı 80 milyonlara, 100 milyonlara ulaştığında, işte dijital dünyada tıklandığında daha da iyisin. Hani o hep kendini geçe geçe, tabiri caizse yaşamından, duruşundan, bir sürü hayatından fedakarlıklar ederek aslında uzun bir yol oldu benim için. Hani uzun uzun konuşacağız bugün ama evet. Çok telaşlı, heyecanlı, inişli, hep çıkışlı, şükürler olsun. Karakterinde hiçbir örselenme olmadan pırıl pırıl çıktın. Çok teşekkür ederim. Sizin gibi bir kıymetli isimden bunu duyunca ben gururlanıyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi 10 yıl evvel henüz vokalistlikten yeni tek başına şarkı söylemeye başlamıştın. Çok heyecanlıydın. Çok. Bize dans etmiştik senden. Tabii. Ay heyecanlıyım Güler Bey demiştim. Tabii. Evet. O zaman söylediğin şarkı vardı. Korkma kalbim geçer acısı. Korkma kalbim, harika bir şey. Evet. İstersen onunla o tırmanışı başından böyle başlatalım. Öyle başlayalım. Buradan Serdar Ortaç'a da selamlarımızı gönderelim. Bu güzel pazar gününde. O da eşiyle inşallah bizi izliyordur zaten. Çok kıymetlim. Bu şarkının benim hayatımdaki dönüm noktası bu çıkışta çok fazladır. Ona bir kere daha buradan teşekkür edeceğim. Sevgili Mustafa Ayvat bugün beni yalnız bırakmadı. Onu aslında böyle ikna etmek, yakalamak zordur. O sizin torpilinizden yararlandığımda geldi. Aman beni yalnız ya. Bırakmadı bizi bugün. Eksik olmasın. Sezen'le de çalıyor. Kenan da çalıyor. Evet, ama Sezen şefin. Aksu'yla, Kenan Doğulu'yla çalıyor. Aynı zamanda da ben de ne mutlu bana ki. Benim de orkestra şefim. Sahneyi birlikte paylaşıyoruz. Şimdi yeni şarkılarda da aranjör olarak da albümde yer alacak. Onun notalarıyla Korkma Kalbim'i canlı canlı söyleyelim şimdi. İzmir'den geldin, Korkma Kalbim diyerek başladın. Başladım. İstanbul'a. Evet. Adım adım yaklaştım zafere, bulunmayan bir aşk arıyorum. Senin olmasını becerir gibiyim ama en soğuk
yaz gününde. Kime danışsam aynı şeylere, hep aynı aşka derdi bağlamış. Bu sefer yanacak, yürek olmayacak. Çünkü kalbim aynı dertle ağlamış. Sözüm kıymetim bilene, perişanım diyene, ayrıldıysak kime ne, kimin kararı, nasıl koydu ki bu sana, içinde sakla sana, anlattıkça duyana bana zararı. Yüreksizin birine, gönül veren tenime, bakıp da sözlerine, uyan kafamı, değiştirip adını, kapatmışım kapımı. Gel artık ayrılığın kesin zamanı. Şeytan mısın, melek misin, sanki benden yürekli misin? Korkma kalbim, geçer acısı. İlk defa mı aşık oldun sen? Var mı aşkın benle kavgası? Sanki ilk kez ağlıyorsun sen. Çok teşekkürler. Harika söyledin yine. Çok teşekkür ederim. Piyanoyla böyle ne kadar zevkli ve güzel oldu benim için de. Daha sen. Evet. Duyguyla kanatlandırıyorsun sesini. Aman Allah'ım, harika. Bunu ben böyle cebime bir yere koyayım ileride. Yani, istersen bir ışınlayalım 10 yıl önceden bugüne. Gidelim. Ve çok güzel bir anlatımın var. Altın çağındayım diyorsun. Gerçekten yaptığın kariyerin altın çağındasın. Duygusal anlamda bu yıl evlendin. Evet. O da bir altın çağın. Evet. Ve de albümün çıktı altın çağı. İlk size gelmiştim yine. Bizim çalışma grubumuzun Şeffafo'da sihirli bir kelimesi vardır. Yapımcımız Kübra Kalem Baykara'ya ait bir kelime. Birbirlerine hep kuzu diye hitap ederler. Kuzu şunu ne yaptın? Kuzu bunu ne yaptın? Şimdi senin de altın çağda güzel bir şarkın var. Kuzum. Evet. Hem o anlamda bizim sen kuzumuzsun. Evet. Hakikaten ta öyle. Ta 10 yıl önceden doğru. Başlayarak. Evet, doğru. Hem de Türkiye'nin kuzususun. Çok teşekkür ederim. Kuzum. Kuzum. Yaralı bir kuş konmuş kapıma, kolu kanadı kırılmış, üşümüş biraz. Eriyor kalbim inadına, bir de naz, bir de naz, nasıl tatlı utanmaz. Ah kuzum, kıyamam ben sana. Senin o gelmelerini, gitmelerini, ölmelerini, bitmelerini, öpmelerini, küsmelerini severim, severim. Senin o gelmelerini, gitmelerini, ölmelerini, bitmelerini, bal damlayan dillerini yerim, 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 yerim. Yaralı bir kuş konmuş kapıma, kolu kanadı kırılmış, üşümüş biraz. Eriyor kalbim inadına, bir de naz, bir de naz, nasıl tatlı
sevenin adresini. Gel benden yak ateşini, bana bırak gerisini. Senin o gelmelerini, gitmelerini, ölmelerini, bitmelerini, öpmelerini, küsmelerini severim, severim. Senin o gelmelerini, gitmelerini, ölmelerini, bitmelerini, bal damlayan dillerini yerim, 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 yerim. Severim, severim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Yani hepimiz seni kuzu gibi gördük. Ne kadar güzel söyledin. Teşekkür ederim. Ayla Çelik bu arada. Gökhan Tepe ve Ayla Çelik'in eseri. Onlara da buradan sevgiler. Aranjesini Volga Tamöz yaptı. İnşallah bu üçlü önümüzdeki yıl içerisinde de yine yeni şarkılar yapacak benim için. Onlarla çünkü hakikaten sesimin, duygumun çok iyi buluştuğunu düşünüyorum. Onlara da selam olsun. Şimdi sen İzmir'de Amerikan Kız Koleji'nden mezunsun. Evet, ben okuduğum yıllarda kız koleji değildi artık. Erkek öğrenciler de almışlardı. Ama hani İzmir Amerikan Lisesi şu anda da zaten böyle... Yine hayranlıkla o yıllara dönmek istediğim, beni gerçekten çok iyi eğiten, öğreten, geliştiren, yani oturmayı, kalkmayı, her şeyi gerçekten o yıllarda okulumdan öğrendim. Okuluma çok şey borçluyum. Ailem tabii ablan ki. Ablan benim arkadaşım. Evet. O sıralarda sen İstanbul'a yeni gelmiştin. Marmara Üniversitesi'nde okuyordun. Evet. Ne okuyordun? İşletme okuyordum. İşletme. İlk yıllarımdı benim. Müzik eğitimin de var. Müzik eğitimi hem sahnede aslında Kenan'la çalıştığım dönemde böyle bir alaylı bir eğitim var. Onun dışında da üniversiteye gittiğim yıllarda o zaman bir eğitim kurumu vardı Taksim'de. Orada da Beyoğlu'nda orada da bir eğitim almıştım. Senin kol saatinde de 12 rakam var. Bizimkinde de var ama sen epey şey sığdırıyorsun. Seviyorum olacak. Ben hızlı yaşamayı. Hani böyle hayatın ama işte... Ama ne kadar huzurlu bir yüzün, beden dilin ve sesin var. Hiç koşuşturan bir imaj vermiyor. Hiçbir stres yok, yansıtmıyorsun. Hiçbir elektriğin var. Ay ne güzel. İçimde bazen tabii yetişemeyebiliyorum. Kendime yetişemediğim oluyor günleri. Hani onu da yapayım, bunu da yapayım. Şunu da ekleyeyim. Bunu da daha fazla yetmiyor bana. Başarı da yetmiyor. Aslında iyi bir şey bu. İşte, çok böyle sert hırslarım yok. Kendimi üzecek hırslara sahip değilim ama azıcık hırslıyım yani galiba. Bilir zaten. Orada Mustafa'cığım bu hafta sonu iki konserimiz yok. Var niye üç değil? Evet, gelelim. Senin hep koşturuyorsun, hep koşturuyorsun. Yani sanki zaman kaçıyor. Evet. Peki zaman uçuyor. Bari zamanın pilotu var diyorlar, biliyor musun? Oluyor musun? Zamanın olmaya çalışıyorum. Yani sanki. Açıkçası sanki. Hadi bakayım söyle. Sizin bu geçişlerinizi yakalamak. Bakın şimdi kaçıncı programım oldu Kübra'cığım, sevgili yapımcımız bilmiyorum ama olmuştur bir 6-7 sanıyorum. Böyle ilk geldiğimde tam şey yapamıyordum. O kadar güzel geçiyorsunuz ki şarkılara. Sanki, evet güzel bir geçişti. Şimdi birlikte sanki söyleyelim. Bu şarkıda Doğukan Medetoğlu'nun imzası. Ben çünkü besteci arkadaşlarımı anmadan, onlara bir teşekkür etmeden geçmek istemiyorum. Volga Tamöz'ün bestesi. Aynı zamanda da Hakan Altun'la albümde biz bu şarkıyı düet yaptık. Evet. Nere Bey. Evet. Ortalık... böyle perişan oldu. Makyöz Ayşe Hanım da ondan bahsetti bana. Çok güzel bir düetleri evet, vardı. Evet, şimdi size onu söyleyeceğiz. Sanki. Geçebilir ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bit.
bitebilir ama sen ah bir bitmedin. Hiç gitmedin, hep uyuduk biz. Hayal değildi ki kimiz. Hayırlısı değil bu, inandırıcı değil. Karşılaşmak hiç hoş değil. Bir geldin sanki zorla getirtmiş gibi. Bir baktın sanki hiç tanışmamış gibi. Bir öptün hiç darılmamış, hiç sarılmamış. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Bir geldin sanki zorla getirtmiş gibi. Bir baktın sanki hiç tanışmamış gibi. Bir öptün hiç darılmamış, hiç sarılmamış. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Bir geldin sanki hiç sevişmemiş gibi. Hiç gitmedin, hep uyuduk biz. Hayal değildi ki kimiz. Hayırlısı değil bu, inandırıcı değil. Karşılaşmak hiç hoş değil. Bir geldin sanki zorla getirtmiş gibi. Bir baktın sanki hiç tanışmamış gibi. Bir öptün hiç darılmamış, hiç sarılmamış. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Bir geldin sanki zorla getirtmiş gibi. Bir baktın sanki hiç tanışmamış gibi. Bir öptün hiç darılmamış, hiç sarılmamış. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Bir geldin sanki hiç sevişmemiş gibi. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Harika şarkı. Çok. 100 milyon diyelim. 100 milyona bir tık kala, evet. Ama 100 milyon diyelim. Hatta aşar gider. Bugün aşar. Bugün aşar. Evet. Sanki diye başladın, sahici oldu. Evet. Yani ve bir şarkı daha. Çok doğru. İkisi de sen. İkisi de ben. Yani sanki öyle mi olur derken sen sahici. Hep sanki gibi başlıyorsun. Çocuk bir çocuktan daha şarkıcılığa başlıyorsun. Yani evde, eğlence için. Ve sonra gerçek ders, oluyor, sonra sahici dersler oluyor. Dersler alıyorsun, İzmir'de şan dersleri alıyorsun. Aynen. Ve sahici, sahici bir star. Evet, teşekkür ederim. Sahicinin öyküsü de aslında evet böyle benzer. Artık sahici şeylere de özlem duyduğumuz yıllardayız herhalde, öyle değil mi? Siz de öyle düşünüyor musunuz? Sahici şarkılara, sahici aşklara, sahici sevdalara. Zeki Güner'in bir şarkısı, söz ve müziği Zeki Güner'e ait. Aranjesi de Mustafa Ceceli'ye ait. Sahici sizlerle şimdi. Doğdu içime ayrılacağın selamını aldım yalnızlığın. Baktı gözüme, söyle yüzüme, yakıştı mı bu haksızlığın? Kırsam döksem ne işe yarıyor, almış bak başını yine gidiyor. Ben aşkı kurtarayım derken kalbim elden gidiyor. Yıkılır her gece üzerime dünya. Ben sandım
sahici. Meğerse bir rüya, gönlünü gönlüme, ömrünü ömrüme yazmıştım, sildiler zorla. Yıkılır her gece üzerime dünya, ben sandım sahici. Meğerse bir rüya, gönlünü gönlüme, ömrünü ömrüme yazmıştım, sildiler zorla. Doğdu içime ayrılacağın selamını, aldım yalnızlığın. Bak da gözüme, söyle yüzüme, yakıştı mı bu haksızlığın? Kırsam döksem ne işe yarıyor, almış bak başını yine gidiyor. Ben aşkı kurtarayım derken kalbim elden gidiyor. Yıkılır her gece üzerime dünya, ben sandım sahici. Meğerse bir rüya, gönlünü gönlüme, ömrünü ömrüme yazmıştım, sildiler zorla. Yıkılır her gece üzerime dünya, ben sandım sahici. Meğerse bir rüya, gönlünü gönlüme, ömrünü ömrüme yazmıştım, sildiler zorla. Bravo. Çok teşekkür ederiz. Oh, böyle de bir başka oluyor değil mi? Çok güzel oluyor. Bu da çok güzel bir şarkı. Çok. Benim müzikal kariyerimde hakikaten böyle en sevdiğim şarkımdan. Yazmıştım ömrüme, nasıl? Ömrünü ömrüme. Ömrünü ömrüme, gönlünü gönlüme yazmıştım, sildiler zorla. Son şeyi at. İki taneyi söyle. Ömrümü ömrüme, evet. Gönlünü gönlüme, ömrünü ömrüme yazmıştım. Yazdım. Şimdiki zaman. Bu nikah masasındaki söylem gibi oldu. Evet. Bak şimdi de evet dedim. Öyle değil bari. Evet, evet. Diyeceğim. Bağırdın mı nikah çağırsınız? Öyle bir bağırmışım ki. Hiç düşünmedim bu arada. Düşünecekmişim gibi geldi ilk başlardan. Dedim ki işte nikah memuru gelecek. Ben bir de biraz kontrolü seven bir yapım var. Vazgeçemediğim bir şey bu benim. Yani lise yıllarımda da öyleydim. Şimdi de öyleyim. Üniversitede okurken de öyleydim. İşimde de öyleyim. İşte nikah nasıl olur? Nikah memuru gelir, gelin damat gelir. Orada nasıl evet demem lazım diye düşünmeye başlamıştım. Sonra dedim ki bırak. Zaten o kadar çok şey düşünüyorsunuz ki düğünden önce. Hani en son onu düşünüyorsunuz. O yüzden de iyi ki düşünmemişim. Tenimden, içimden, bedenimden, o anki heyecanımdan ne çıktıysa büyük bir coşkuyla bir evet demişim ki bir daha hani söyle deseniz söyleyemem herhalde. Müzikle söyle. Evet. Nasıl? Esin. Çok büyük bir evet. Bir yorum yap bakayım. Evet gibi bir şey çıkmış yani hani. Sevgili Selim, Selimoğlu beyefendiyi bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Sevgili Bengü Erden Hanımefendiyi eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Çok coşkulu, çok mutlu. Alamutluk daim etsin. Teşekkür ederiz. Çok, bütün çok yüzüne, gözüne, ışığına yansıyor hepsi. Çok doğru. Mutlu olduğum belli. Nasıl tanıştın? Selim Selimoğlu. Güzel bir isim. Evet. Selim Selimoğlu, eşim. Böyle ben şimdi heyecanlanıyorum. Tam bir yeni gelin modundan çıkamadım günlerim. Hep hala çıkma, böyleyim. Çıkma, çıkma. Nasıl tanıştım? Aslında şu anda bizim bulunduğumuz mekan... söylememde bir mahsur yoktur herhalde. Yıllar önce benim Kenan'a vokal yaptığım zamanlarda Şaziye'ydi. Bundan 17 yıl önce ben o zaman işte bir basın danışmanım var. Daha benim değil de Kenan'ın bir basın danışmanı var. Filiz, kulakları çınlasın. Filiz'in de ortak arkadaşlarının arasında Selim de var. Ve Selim'e diyorlar ki
işte bir kız var Kenan'ın vokalisti. Ondan sonra hani tam böyle sana göre hani çok beğenirsin falan. Kaçıyor. Kolej mezunu. İşte İzmir'den yeni gelmiş. Ondan sonra ve o gece biz böyle birebir tanıştık. Ben de işte sahneden böyle bir aramız oluyordu. O sırada onların yanına gittim, bir merhabalaştık. Ben kalbimin birazını bıraktım orada ama bunu tabii ki unutuyorsunuz. Yani o siliniyor çünkü üstüne çok şey ekleniyor. Ha, beğendin yani orada. Beğendim onu ben. Beğendim ve bir şey oldu. Ama ben bunu tabii ki aklımdan çıkarttım. Yani sildim ve unuttum gitti. Yıllar sonra da ortak bir arkadaşımız sayesinde Instagram'da bir story'de denk geldim. Sevgili Eda'nın işte storiesinde diyorum ki ben bunu bir yerden tanıyorum. Ama hani tanıyor muyum, tanımıyor muyum onun da tam şey yapamıyorum ama şimdi normalde yapacağım bir şey değil. Çünkü bizim bilirsiniz ünlüler beni takip ettiği zaman hemen... Bir dakika, bu güzel anlatımın altına çok hafif bir piyano olursa... Piyano. Çok duygulandım şu an sen. Çok güzel. Yıllar sonra da hani gerçekten o herhalde dediğim gibi o geçen 17 yılda herkes yolunu aldı, hayatını kurdu. Başarmak istediklerini başardı. Tabii ki şimdi de önümüzde çok uzun bir yol var. Ama bundan sonra el ele devam edeceğiz. Bir dakika sonra Instagram'da karşılaştık. Instagram'a da geri mi döneyim peki? Instagram'da onu gördükten sonra yani kendi kendime diyorum ki ben tanıyorum. Ama tanımıyorum da. Yani bir şey var ve normalde işte ünlüler birisini takip ettiği zaman o orada görünür ve ben çok çekinirim böyle şeylerden. Hani laf sözü olmasın vardır ya. Dedim ki ben takip edeceğim. DM'den mi yazdın? DM'den yürüdüm diyelim. DM'den yürüdüm. Gençler şimdi gençler yürümek böyle diyorlar. DM'den yazdım. Hatta şöyle laftan var, ne yürümesi? Koştum. Koştum. Koştun mu? Yürüdün mü? Evet, koştum. Koştun. Evet. Çekinmiyorum artık hani eşim olduğu için söyleyebilirim. Ama başka şey de var. Sonra DM'den yazdım. DM'den yazmadan önce takip ettim. O da şaşırmış hani bir sabah... bir uyanmış ki işte. Senin fanların falan zannetmiş olabilir. Öyle zannetmiş Güner Bey, bravo. Hani işte Bengü Official hani böyle bir fan sayfası, bir baktım diyor 1,5 milyon takipçi var hani. Bayağı gerçek Bengü bu. O tabii ki o bağdaştırıyor birazcık. O biraz daha tabii hatırlamış. Sonrasında ben ona bir mesaj attım. Bir hafta hiç mesajlaşmadık. Dedim ki biraz yapma artık hani. Bir de çekingen bir yapım vardır. Benim öyle kontrol, çok yapamam. Kontrol hani yanlış anlayacak. Self control. Ondan sonra işte bir o yazdı bir ben sonra falan derken bir araya geldik. Yok ben şöyle bir şey işittim. Galiba sana şöyle bir şey gelmiş bir hafta sonunda. Instagram'dan ayrılıyorum çünkü burada çok büyük bir boşluk oluştu. Instagram'ı bırakacağım. Evet. Yazmayacak mısın? Evet. Evet doğru. Ben pilates dersindeydim. orada işte artık hani bir hafta geçmiş bende ama bu arada ben de devamlı bakıyorum yani mesaj var mı diye. O bana şey yazdı evet. Instagram'dan çıkıyorum çünkü artık hani sen hiçbir şey yazmayınca buranın bir anlamı kalmadı benim için yazdı. Ben de ne olur çıkma ben sana yazarım yine mesaj yazdım. Ondan sonra biraz daha medeni yerlerden mi mesajlaşsak hani normal telefon numaralarımızı mı alıp versek daha iyi değil mi derken de öyle telefonlar alıp verildi. Sonra yüz yüze. Sonra yüz yüze benim doğum günümdü. Ben arkadaşlarımla işte balık yemeye gitmiştim. Sonra ortak bir mekanda buluştuk. O gün bugündür de sonra beraber. Sonra evlenme teklifi nasıl oldu? Sonra evlenme teklifi Paris'e götürdü beni. Sürpriz yaptı. Yine doğum günümde tam birinci yılımızı kutlarken. Bir sabah işte evden aldı beni. Birlikte Paris'e uçtuk bir geceliğine. Akşam yemeğe götürdü. Bütün ömrüm boyunca sana bakmak istiyorum. Benim güzel. Senin güzel yüzüne bakıp hani bütün ömrümü seninle geçirmek istiyorum dedi. Benim zaten hiç şüphem yoktu. Ha, yani inşallah da Allah izin verirse. Aslında evlilik şöyle bir şey. Biz tabii ki çok daha yeniyiz. 2 ay oldu ama. 2 iken
tek oluyorsun. Yani bütün olmak demek bence. O bütün de şöyle i̇şte olabiliyor. İlk başta şarkını söyledin ya. Ömrünü ömrüne katmak. Evet, gönlünü gönlüme. Aslında bütün olmak. Çünkü herkesin boşlukları var. Birinin tamamladığı an o boşlukları. İşte o puzzle birbirine geçtiği zaman bence bir ömrüm... Ben ona yin yang eğrileri diyorum. Evet. Şu birbirinin içine geçmiş. İçine geçmiş. Biz bence onu yakaladık. İnşallah da Allah tabii ki nazarlardan korusun. Maşallah. Umarım da hep böyle gider. Bir ömür mutlu oluruz. İnşallah bütün çizilk, boş, dolmuş ama çizilmiş, dolmuş ama yaralanmış kalpleri de senin gibi mutluluğa ulaşmasını diliyoruz. İnşallah. Onlar için yaralıyı söyle. Söyleyeyim. Ki hepsi şifa bulsunlar senin şifa gibi. Bulsunlar. Onlara ufacık bir şey daha söyleyeyim. Ben çok aşktan artık ümidimin kalmadığı bir dönemde Selim'le karşılaştım. Selim'le tanıştım. Hep biliyordum da Allah'a hep dua ediyordum. Hatta böyle kağıtlarım vardır. Oraya ne istediğimi hep yazmıştım. İşte Deniz'i sevsin. İşte şöyle olsun, böyle olsun. Hakikaten de böyle paket gibi. Öyle geldi. Ve o yüzden... Damat armatör çıktı Deniz'i sevsin derken. Ya, hani Deniz'i seven bir adam. Seviyorum hem Deniz'den para da kazanıyor. onun dışında ferah tutun içinizi. Hakikaten hani kalbinizde ki boşluğu, o işte yaralı kısmı tamamlayacak birisi dünyanın bir yerinde var ve karşınıza çıkacak, sizi böyle ne güzel mutlu edecek, benim gibi olacaksınız. Yaralıysanız da üzülmeyin. Bir şekilde herkes bir gün inşallah aşkla mutlu bulur. Olsun. Şifa bulsun. En güzel dileklerimizi iletelim yaralıyı söylerken. Aşkla şifa bulsun. Aşkla şifa bulsun inşallah herkes. Hatırımı çalmıyor hiç kapım, hanidir bekliyorum, bir haber yok. Kalbimde gizli yara kalmadı, aklım güç bela, kendimi dışarı attım. Bendeki bu durumu yakmışım gururunu, buldum da sorununu, yakışmadı çözümü. Kendimden vazgeçerim, rüzgardan geçerim, bir tek onun meltemi bulmuştu şu özümü. Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı yaralı, ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım. O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı, ben dünyaya bu kadar sıkışmamıştım. Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı yaralı, ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım. O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı, ben dünyaya bu kadar sıkışmamıştım. Ben kimseye böyle yakışmamıştım. Sormuyor hatırımı, çalmıyor hiç kapım, hanidir bekliyorum, bir haber yok. Kalbimde gizli yara kalmadı, aklım güç bela, kendimi dışarı attım. Bendeki bu durumu yakmışım gururunu, buldum da sorununu, yakışmadı çözümü. Kendimden vazgeçerim, her rüzgardan geçerim, bir tek onun meltemi bulmuştu şu özümü. Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı yaralı, ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım. O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı, ben dünyaya bu kadar sıkışmamıştım. Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı yaralı, ben ömrümde bu kadar yıkılmadım.
sıkışmamıştım ben kimseye böyle. Yakışmamıştım. Çok teşekkür ederim. Eşin için yazdığım bir şarkı var galiba. Evet. Onun öyküsü ne? Onun öyküsü sanıyorum birinci ayımızdı. Tanıştık ve artık işte görüşmeye başladıktan sonra bir ay geçmişti. Ben çok fazla beste aslında yapamıyorum demeyeyim de daha çok üzerine düşsem yaparım Güneri Bey. Ama böyle bir anda işte söz ve müzik bir arada geliyor. Yine o aşık kadın böyle bir akşam evde otururken o Yalova'daydı. Ben de buradaydım. Sözler aklıma gelmeye başladı. Mırıldanmaya başladım. Kaydettim. Ve ona sürpriz yapıp ona hediyemi bir gün işte arabada giderken dinletmiştim. Sonra aradan uzun zaman geçti. O bana evlenme teklif etti. Nişanlandık. Artık evleneceğiz. Birlikte dedik ki düğün şarkımız olsun. Düğüne nikah çıkarken bu şarkıyla çıkalım dedik. Dans şarkımız değil ama onu da düzelteyim. Dans şarkımızı Dilek Türkan söylemişti. Sözü ve müziği Rüya, bana ait olan bu şarkı. Hem düğünümüzde bizim için çok güzel bir anı yürüyüş oldu. Yürüyüş şarkımız oldu. Düğün, evet, düğün nikah giderkenki çıkış şarkımız oldu. Çok da sonra herkes de çok beğendi. Belki şimdiki ya albümün içine koyacağız bu şarkıyı. Dinleyelim mi sen de? Tabii, biraz böyle nakaratını mırıldanalım. Hani derler ya, denizler der ya, bu gece sevgilim belki de rüya. Hani derler ya, denizler der ya, bu gece sevgilim belki de rüya. Bu rüya hiç bitmesin, kimse bizim kadar sevmesin. Yaz gelsin hiç gitmesin, hiç bitmesin sevgilim. Bu rüya hiç bitmesin, kimse bizim kadar sevmesin. Yaz gelsin hiç gitmesin, hiç bitmesin sevgilim. Çok gerçek. Buradan yazmışım. Ne kadar güzel bir şarkı. Sözler ne kadar güzel. Bence de öyle. Ne geliyor içinden bu Duygu Seli için de şarkı? Benim nikah şahidim sevgili Revna Demirören, yeğenim Beliz, bir de Kenan Doğulu'ydu. Kenan benim hayatımda yeri çok çok büyüktür ve bu adımların işte daha emeklemeden bile onun vokalisti olmak, onun ardından da ilk yaptığı albümle müzik piyasasına aslında ben de buradayım diyebilmek benim için çok kıymetlidir. Onun sözü ve müziği ve dinleyicimle ilk buluştuğum şarkı. Sen bir çiçeksin, ben de suyun. Hatta Kenan da biz evet dedikten sonra öyle demişti. Bengü çiçek, Selim de onun suyu olsun bir ömür boyu. Mutlu olsunlar demişti. Ne güzel de bağladım ben şimdi bunu burada. Evet. O zaman sen bir çiçeksin'i şimdi söyleyelim. Çok şeyin varsa sıkılma, benimle kal ömür boyunca, yapma öyle uzak durma. Can bedene küsmeden senden kopmam asla, duyma onun bunun lafına kanma. Anla nefesim sensin bu hayatta, valla ölürüm yoluna. Can veren yıldırmadan senden asla. Sen bir çiçeksin, ben de suyun, gönlüme
çiçeksin, ben de suyun. Gönlüme atsan sel olurum. Yandı mı kalbim ateş olurum. Dünya bana dar gelir, cennet olurum. Dünya bana dar gelir, cennet olurum. Sen bir çiçeksin, ben de suyun. Gönlüme atsan sel olurum. Yandı mı kalbim ateş olurum. Dünya bana dar gelir, cennet olurum. Bir şeffaf odanın daha sonuna geldik. Konuklarım, çalışma arkadaşlarım, ben. Sizlere çok iyi bir pazar ve hafta diliyoruz. Gelecek hafta yine değerli konuklarla müzikli, keyifli sohbetimiz olacak. Bekleriz gene.